Radyo Tiyatrosu hasta hazır mı? Evet efendim Tahlil sonuçları? %20 hemoglobin, 1 onda 1 milyon al yuvar İdrarda agümin yüksek Sedimentte kırmızı parçacıklar var İç kanama olabilir Karın boşluğuna gireceğiz Solunun? Normal. Kan basıncı? Normal. Kalp? Normal. Başlıyoruz. Neşter. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Karın boşluğundaki kanı aspire et. Kanıma çok şiddetli. Spilenektomi yapmamız gerekiyor. Pens. Dalak parçalanmış. Kırılan kaburga toplar damarı kesmiş. Çok kötü. Hemşire hanım, alnımdaki terisinin. Teşekkür ederim. Vücut ısısı? 35'e 2. Kan Düşüyor. basıncı? 70 mm civa. Kalsiyum gülü kanali arttırın. Seruma hemostatikler koyun. Vücut ısısı düşmeye devam ediyor. 34'e 3. Kan basıncı? 63. 1 santimetre küp koremin. Dalağın yaralı kısmını parmaklarında tut. 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 Tamam. Hemşire hanım, hastanın baş kısmını biraz aşağıya indirin. Kan basıncı 48 Vücut ısısı 38. 8 Koramini arttırın Vücut ısısı düşmeye devam ediyor Rotan da yenisiyle plazma hazırlayın Çabuk olun Arteryal nabız ve filiform alınmıyor efendim Allah kahretsin kortizon kortizon Kalp bu duruma ancak 6 dakika dayanabilir Sadece 6 dakika Doktor Doktor dala dikin <laughs> Dalak tamam <laughs> Toplar da tamam Son 3 dakika Kan basıncı sıfır Vücut ısısı 21. Kalp durdu Lanet olsun çabuk kalbe masaj yapın Plazma dolu bir iğne hazırlayın İnterkardiyak bir enjeksiyon yapmanız gerekiyor Neden? Kesilen toplar damar kalbe kan gitmesini engellemiş olabilir de ondan Haklısın Vücut bütün fonksiyonlarını kaybetti Hasta öldü Şimşir Hanım sen, sen masayı biraz daha ey Başı iyice aşağı getirin siz de oksijen vermeye devam edin. Yararlı olacak mı? Üç dakika sonra göreceğiz. Üç dakika Sadece üç dakika. Üç dakika çok uzun bir zaman. Beyin tahribata uğrayabilir. Yeni bir plazma hazırlayın. N Nabız duyuluyor. Plazma hazırlayın dedim. Plazma hazır. Nabız 96. Oh, güzel. Güzel. Doktor damarları dikmeye başla. N Nabız 105. Vücut ısısı 36. Solunum normal. Damarlar dikildi. Vücut ısısı 36'ya 5. Nabız 120. Azrail'in kestiği bilet iptal edildi. Beyler, sağlık kurulumuzun bugünkü toplantısında tartışmaya değer üç önemli konu var. En önemlisi Beş gün önce Doktor Sadık'ın yaptığı ameliyat. Otopsi raporunda ameliyatın hatalı yapıldığı, bu nedenle hastanın öldüğü belirtilmiş. İsterseniz toplantıya bu konuyla başlayalım. Hemşire Hanım, Doktor Sadık'ı içeri alın. Siz de Sadık'la yapacağımız konuşmalara lütfen özen gösterin. Ünlü bir operatörün kırılmasını istemiyorum. Sadık Bey, buyurun lütfen oturun. Teşekkür ederim. Hangi nedenle buraya çağrıldığınızı biliyorsunuz umarım. Evet efendim. Beş gün önce yaptığınız ameliyatın hatalı olduğu yapılan otopsi sonunda anlaşılmış bulunuyor. Biz sağlık kurulu olarak kendini tıbba adamış olan bir doktorun hatalı ameliyat yapacağına inanmıyoruz. Açıkçası otopsi raporu her ne kadar sizi suçlasa da biz bu ameliyatta sizin hatalı davranmadığınızı düşünüyoruz. Otopsi raporundaki yalanlara inandığınız yüzünüzdeki ifadeden açıkça belli oluyor. Bana şirin görünmeye çalışmayın. Bizim görevimiz bu ameliyatın hatalı yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmaktır. Şu anda ne otopsi raporunun doğruluğuna inanıyoruz ne de sizin hatalı bir ameliyat yapmış olduğunuza. Gerçeği anlayabilmek için bu konuyu tartışmak zorundayız. Otopsi raporunun size göre yanlış tarafları olabilir. Hatta otopsi sırasında bazı bulguların gözden kaçtığını da düşünebilirsiniz. Ama bazı gerçekler var ki bunları asla inkar edemezsiniz. Hangi gerçekler? Otopside bulundum. Karın boşluğundaki bazı damarların iyi dikilmemesi nedeniyle çürümüş olduğunu gördüm. Yani bir nevi ihmalden doğan hata öyle mi? Evet öyle de diyebiliriz. Tam olarak dikilmeyen damarlar dolaşımı sağlayamadığı için dikiş kısmında kalan az miktardaki kan pıhtılaşır ve zamanla apseye sebep olur. Bir operatör olarak bu konuyu bizden iyi bilmeniz gerekir. Çürüyen damarların tam olarak dikilmediğini nasıl anladınız? <laughs> Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sizce apseyi başka bir şey yapmış olamaz mı? Ne gibi? Mikroplu bir eldiven, mikroplu bir pens, mikroplu bir sonda aleti hatta mikroplu bir kat küt gibi. Siz de bilirsiniz ki ameliyatta kullanılan aletler... Önce dezenfekte edilir. Ya dezenfekte edilmedilerse? Bakın bu şekilde konuşmakla ameliyat hemşiresini suçlamış oluyorsun. Bugüne kadar hastanemizde mikroplu alet kullanılmadı. Ya ikinci serviste yatan hastaların aynı gün sarılığa yakalanmalarını siz nasıl açıklıyorsunuz o zaman? Size göre bir açıklaması var mı? Elbette. Sarılıklı hastada kullanılan iğne dezenfekte edilmeden diğer hastalarda da kullanılmış. İspat edebilir misin? Şırınganın içinde kalan ilacı tahlil ettirdim. Ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Altı ayrı ilacın karışımı. Herhalde altı ayrı ilacın aynı hastaya aynı anda verildiğini söyleyemezsiniz. Sizin hatalı ameliyatınızı tartışıyoruz. Konuyu saptırmanıza ve başkalarının suçlamanıza gerek yok. Otuz yıllık meslek hayatımın 20 yılını ameliyathanelerde geçirdim ben. Sayısız hastayı ameliyat ettim. En kötü durumda dahi binlercesinin hayatını kurtardım. Bugüne kadar ameliyat ettiğim hastaların hiçbiri ölmedi. Bugünse ameliyat sırasında hata yaptığımı, hatamın da bir hastamın hayatına mal olduğunu söylüyorsunuz. Ceset otopsiye götürülmeden önce muayene ettim. Batında meydana gelen absenin dikişlerde de olduğunu gördüm. Sizse absenin sadece damarlarda olduğunu söylüyorsunuz. Biz değil, otopsi raporu söylüyor. Haklısınız. Profesyonel amatör arasındaki farkı biliyor musunuz? Amatör işini bilerek, isteyerek zevkle yapar. Ve yaptığı her işi en ince ayrıntısına kadar inceler. Profesyonel ise kısa yolu tercih eder. Ayrıntılara girerek zamanını boşa harcamaz. Aslında işte hata burada. Otopsiye girenler profesyonel oldukları için batındaki ameliyatta yeri kontrol ederek ölüm nedenini bulmaya çalışmışlar. Otopsinin tekrar yapılmasını istiyorum. Olamaz. Cenaze bugün ailesine teslim edilecek. İkinci defa otopsinin yapılmasına niçin karşı çıkıyorsunuz? Sözlerimin doğru çıkmasından mı korkuyorsunuz? Ameliyat hatalı yapılmadı. Buna asistanım tanıktır. Hata ameliyat aletlerini neden de fikri etmeyen hemşirenin mi yani? Evet efendim. E, suçu hemşireye yüklemek kolay bir yol. Kolay yolu ben değil sizler tercih ediyorsunuz. Konuşmalarına dikkat et. Öyle mi? İzninizle. Gel, rahatsız etmiyorum ya. Hayır hayır. Kuruldaki konuşmalar mı düşünüyorsun? Evet. Düşüncelerinin sonucunu söyler misin? Elbette. Ama düşüncelerimin sonucunu söylemeden önce senin fikrini öğrenmek istiyorum. Otopsi raporuna inanıyor musun? Ben tarafsızım. Pekala, pekala. Sorumu geri alıyorum. Otopsi raporuna inanıp inanmamakta serbestsin. Altı sene beraber çalıştık. Hatalı bir ameliyatım var Hastanedeki en güzel anılarımı senin ameliyatların süslüyor. Tüm ameliyatlarım gibi bunda da bir hata yoktu. Daha önemlisi bu ameliyat bir kalp bir beyin ameliyatından tehlikesizdi. Hatta kırık bir bacağı alçıyı almaktan bile kolaydı. Buna rağmen otopsi raporuna dayanarak beni suçluyorlar. Amaçları yıllarımı verdiğim mesleğimi bir anda silip atmak mıdır nedir? Hepimiz bir gün öleceğiz. Düşünmenin ölenin peşinden ahat yakıp ağlamanın ne gereği var? Hatalı ya da hatasız bir ameliyatın sonunda ölen öldü. Bu hastanede ölüm satan insanlar var. Tıbbi hedeflerinden şaşmış doktorlar, bürokratlar, hemşireler var. Ama ben onlardan biri değilim. Çevrenize bakın. Hataları ve zayıf yanlarıyla bir yığın insan bulacaksınız. Zayıf, iradesiz bir insan yığını. Ne yapmamı istiyorlar? Onlarla birlik olmamı mı? Beni affetmeleri için yalvarmamı mı? Ameliyatı hatalı yaptığımı kabul edip... ...ayaklarına kapanıp özür mü dilesem yani? Evet ortada bir hata var. Ve bu hata yüzünden hayatını kaybeden bir insan var. Ama hatanın nerede, kimlerde olduğu ortaya çıkmalı. Başhekimin senden bir ricası var. Bakanlık hastaneyi denetlemek için bir müfettiş gönderiyormuş. Tatsız olayların çıkmasını istemiyorum. Müfettiş falan bana biz gelir. Siz kendi çamurlarınızın hesabını vermeye hazırlanın. Ben kendi hesabımı vermeye çoktan hazırım. Ne demek istiyorsun? <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Sözlerimin senden bir ilgisi yok. Başhekime söyle, bir saate kadar istifa mektubumu göndereceğim. Bu hastanede daha fazla çalışamam. Müsterih olsun. Olay falan çıkaracak diyelim. İstifa etme neyi değiştirecek? Bana göre çok şeyi. Özellikle bu pislikten kurtulmamı sağlayacak. Ameliyat hemşiresini ameliyathaneden alıp servise verdiğin doğru mu? Evet. Elimde imkan olsa onu mahkemeye çıkartır hesap sordururum. İyi ama Ameliyat hemşiresinin görev yerini sadece idare müdürü ve başhekim değiştirebilir. Bunu sen de biliyorsun. İdari mekanizma değil mi? Evet, idari mekanizma. Sağlık kurulundaki tartışmanın gerçek sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. <laughs> Anlamana sevindim. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Laboratuvar raporlarında herhangi bir rahatsızlığınız görünmüyor. Bu raporlara göre benden daha sağlıklısınız. Peki ya sırt ağrılarım? Ağrılarınız romatizmal ya da sinirsel olabilir. Bunu anlamak için zamana ihtiyacımız var. Benim zamanım çok. Bizim de zamanımız çok. Ama boş yatağa ihtiyacımız var. Taburcu mu edeceksiniz? Asebiye uzmanı ile görüştüm. Sizinle birkaç gün ilgilenecek. Rahatsızlığınız sinirsel değilse taburcu etmek zorundayız. Siz nasıl isterseniz. Anladığınıza sevindim. İyi günler. Size de. Gir. Rahatsız etmiyorum ya. Ah, hayır hayır. Ne, bir sorun mu var? Evet var. <laughs> Galiba ihtiyarlıyorum. Hepimiz ihtiyarlıyoruz. Ameliyata girmeden önce vücudunuzun titrediğini, başınızın ağrıdığını hissettiniz mi? <laughs> Her operatör ameliyata girmeden önce aynı duygulara kapılır. Ama ameliyata girdikten sonra o duygulardan eser kalmaz. Bendeki duygular o duygulara benzemiyor. Sanki ameliyata girmekten korkuyorum. <laughs> Hangimiz korkmuyoruz ki? Özür dilerim Kenan Bey. Efendim? Buraya gelmemin nedeni korkaklığımdan söz etmek değildi. Bana yardım etmenizi isteyecektim. Hangi konuda? İkinci serviste yemek borusu kanseri olan bir hastam var. Hı. Acilen ameliyat edilmesi gerekiyor. Hı. Basit bir ameliyat. Sandığınız gibi değil. Tümör yemek borusunun içinde. 10 santimlik bir bölüme de yayılmış vaziyette. Hı. Tümörü alabilirim. Ama tümörü almak hastayı iyileştirmez. Aksine ölümünü çabuklaştırır. Ben kanserin yayıldığı bölümü de almak istiyorum. Yanılmıyorsam yemek borusunda değiştirmek istiyorsun. Evet ama başaramamaktan korkuyorum. Bak korkuyu unut. Bu konuyu başhekimle görüştün mü? Evet. Ameliyatı yapmak için gerekli izni aldım. Ama son sözleriyle adeta beni tehdit etti. Her zamanki huyu. Başaramaman için dua ettiğine eminim. Bu ameliyatı senin yapmanı istiyorum. Ben de sana asistanlık yaparım. <laughs> Yanlış bir teklif. Madem ki böyle önemli bir karar aldın... ...bu kararı uygulamakta senin görevin. Sen bana değil ben sana asistanlık yapacağım ve şunu da aklından çıkarma. Yeni bir buluşun sonucu kötü de olsa ileride herkes aynı yolu takip ederek başarıya ulaşmaya çalışır. Benden neden uğraşıyorsunuz? İstifa etmem yetmedi mi? Ben sadece gerçeği araştırıyorum. Kısacası görevimin gereğini yapıyorum. Bakanlığa bağlı bir personel değilim. Beni sorularınıza cevap vermek zorunda bırakamazsınız. İş namusunuza, ilkelerinize hayran olmamak elde değil. Bu davranışınızı takdirle karşılıyor, saygı duyuyorum. Ama fazla namuslu olmak, ilkelere körü körüne bağlı kalmak her zaman fayda sağlamaz doktor. Evet, şu anda bakanlığımıza bağlı bir personel değilsiniz ama bakanlığımıza bağlı olmamanız işlediğiniz suçun cezasını çekmenizi önleyemez. Size söyledim. Ben suçlu değilim. Suçlu değilim demek sizce bir kurtuluş mudur? Hayır. Suçlu değilseniz neden gerçeği anlatmaktan kaçınıyorsunuz? Yoksa korktuğunuz bir şey mi var? Mesleğimizde bazı önemli noktalar var. Bizler bu noktalara bağlı kalmak zorundayız. Hasta doktor ilişkileri, sağlık kurulu toplantıları her yerde anlatılmaz. Doktor, içindeki zayıflığı zorbaların kanatlarına sığınarak... ...onlar gibi konuşarak ya da onların siyah cübbelerine bürünerek saklayamazsın. Sana damarlarındaki kanı değiştir demiyorum. Çünkü damarlarındaki kanı değiştiremezsin. Ama şu andaki tavrını pekala değiştirebilirsin. Yeter! <laughs> Beni mahkemeye verebilirsiniz. Bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Kanunlara da her vatandaş gibi saygı duyarım. Senin gibiler ortalıkta dolaşıp bir gün hata ile otoriteyi zayıflatırsa bu ülkede kanunlara karşı saygı kalır mı? Oturduğun ev, kullandığın araba, e, para kazandığın bu lüks muayenehane, sonra giydiğin pahalı elbise... ...hatta karının taktığı mücevherler bile hastalarının saygı duyduğunu söylediğin kanunlarımızın birer hediyesi değil mi? Hı? Ama sen onlara ihanet edecek kadar korkaklığın içine düşmüş bir zavallısın. Hastalarınla kanunların yanında olduğun sürece sen varsın. Karşılarında olduğun zaman senin için her şey bitmiş demektir. Evet. Belki bir süre bildiklerini saklayabilirsin. Ama unutma ki bu olayı senden başka bilenler de var. İçlerinden birisi muhakkak bildiklerini açıklayacaktır. Beni neredeyse ağlatacaksınız. Göz yaşıyla gülümseyişi birbirine karıştıran insanlardan nefret ederim. Fiyatın ne doktor? Hastanın ölüm nedenini söylemen için kaç lira ödemem gerekiyor? İnsanların değer yargılarını parayla ölçemezsiniz. Bana değer yargılarından bahsetme. Azıcık değer yargın olsaydı gerçekleri söylerdin. Evet. Evet ameliyatı ben yaptım. Ama hatasız. Hatan yoksa ameliyat ettiğin hasta neden öldü? Sağlık kuruluna ve otopsi raporuna göre damarlar tam olarak dikilmediği için apseden. Ya sana göre ameliyatta bulundunuz mu? Hayır. Yazık. Eğer ameliyatta bulunsaydınız operatörün en büyük özeni ve dikkati damar dikimlerine verdiğini görürdünüz ve bu dikim ameliyattan fazla zaman alır. Ameliyattan sonra hastayı 48 saat genel gözetim altında bulundurdum. Altı saat arayla laboratuvar tahlilleri yaptırdım. Her şey normaldi. Hastada damar tıkanıklığı ya da başka bir şey olsaydı... ...klinik bulgularda bu apaçık ortaya çıkardı. Tahlil sonuçlarında bir hata olamaz mı? Tahlil sonuçlarının birini hatalı kabul edebilirim. Ama sekiz tanesi bu mümkün değil. Sence başka bir hata var mı? Evet, evet. Ama buna hata demeye dilim varmıyor. Kısaca cinayet diyebilirim. Cinayet mi? Evet. <laughs> Ağır bir suçlama. Sebebini açıklar mısın? Elbette. Ameliyat sırasında kullanılan aletler kesinlikle dezenfekte edilmemişti. Ya. Sağlık kurulunda ölüm sebebinin ancak bu nedenle olabileceğini söylediğim zaman... ...içeridekilerin yüzündeki ifade tıpkı sizinki gibiydi. Peki bunu ispat edebilir misin? Sağlık kurulundan istediğim ikinci otopsi kabul edilseydi ispat edebilirdim. Ama aradan 40 gün geçtikten sonra bu imkansız. Buna rağmen ispatlayacak nitelikte olmasa dahi... Elimde önemli deliller var. Deliller mi dedim? Evet. Görebilir miyim? Şu resimlere dikkatle bakın. Bir hastanın ameliyat yerini gösteren üç tane resim. Üçü de aynı. Bir şey anlattığımı söyleyemem. Resimler arasındaki farkı görmemeniz doğal. Sizin yerinizde resimlere bir doktor bakmış olsaydı aralarındaki farkı ilk bakışta anlardı. Benim merakta bırakma doktor. Bu resimleri birer gün arayla pansuman sırasında çektim. İyi bir fotoğrafçı olduğunu söyleyemem. Haklısınız. İyi bir fotoğrafçı olmadığımı ben de biliyorum. Efendim bazı doktorlar hastalarının alçılı bacağına... ...bazıları da sargı bezlerine imza atmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Buna bir nevi hobi diyebilirsiniz. Ben de hastalarım sağlıklarına kavuşuncaya kadar... ...her pansumanda Ameliyat yerlerinin resimlerini çekerim yani. Herhalde sizin de ilginç hobileriniz vardır Seninki kadar olmasa da Bazı hobilerim var ya. Evet sol taraftaki resimle Ortadaki resim arasında en ufak bir fark yok Ama üçüncü gün çekmiş olduğum Şu resme bir doktor gözüyle Bakarsanız Ameliyat edilen yerin hafifçe morarmış Olduğunu görürsünüz Bu morartı absenin en belirgin örneğini Teşkil etmektedir Evet bu morartı İç taraftaki apsenin yayılmış olmasıyla meydana gelmiş olamaz mı? Karın boşluğunda meydana gelen apse deri altındaki yağ tabakasının engellemesiyle kısa zamanda yayılma olanağı bulamaz. Bir an için apsenin içeriden yayıldığını düşünelim. Böyle durumlarda mor artık karın bölgesini tamamen kaplar. Resimde görüldüğü gibi sadece ameliyat dikişlerinin çevresinde kalmaz. Yanılmıyorsam apsenin dezenfekte edilmeyen aletlerden meydana geldiğini söylemiştin. Ameliyatta mikropla aletler kullanıldıysa... ...karın içinde meydana gelen iltihaplanma ...aynı şekilde derideki dikişlerin çevresinde de olamaz mı? Güzel bir soru. Bilindiği gibi gerek ameliyattan sonra... ...gerekse pansumandan sonra... ...dikişlerin çevresi dışarıdan gelecek mikroplara karşı ilaçlanır. Hı. Bu ilaçlama mikropları tamamen yok etmese de... ...iltihap yapmasını, yayılmasını önler. Hı. Bakın, dikkat edecek olursanız... ...gerek karın bölgesini katlayan deride... ...gerekse dikişlerin dış yüzeyinde... iltihaplanma olmadığını görürsünüz. Bu da ilaçlamanın dışta iltihaplanmayı durdurduğunu ortaya koyuyor. Peki ya Morartı? Morartı'nın dikişlerin dış yüzeyindeki iltihaplanmadan olduğuna eminim. İkinci otopsiyi istememin nedeni buydu. Şayet ikinci otopsi yapılsaydı... ...ameliyat aletlerinin dokunduğu her yerde... ...iltihaplanma olduğunu ispat ederdim. Çok kesin konuşuyorsun. Haklı olduğum konularda kesin konuşmaktan çekinmem. Seni anlıyorum. Otopsi raporunda bu morartıyla ilgili bir açıklama yok muydu? Hayır. Neyse. Otopsi raporunu incelediğim zaman bu sözlerinin gerçek olup olmadığını anlayacağım tabii. Anlayamayacaksınız çünkü otopsi raporu yok. Ne dedin? Otopsi raporu yok dedim. Sizin geleceğinizi önceden öğrenmişler. Herhangi bir skandala meydan vermemek için otopsi raporunu ortadan kaldırmışlar. <laughs> ...kırk gün önce gelmiş olsaydınız... ...çok şeylere şahit olabilirdiniz... <laughs> ...ama siz çok geç kaldınız... <gülüyor> ...şu, şu. günecek <laughs> <A> <laughs> gülecek bir şey olduğunu sanmıyorum... <laughs> ...affedersin... ...birden kendimi tutamadım... Ee, ...ben iki aydır buradayım... ...iki aydır <laughs> hastaneyi ve personelini inceliyorum... <laughs> Benim aptal kafam. <laughs> ya. Neden daha önce hatırlayamadım? Siz şu sırt ağrılarından şikayetçi olan hastasınız. Hmm, doğru tahmin. Sırt ağrılarınız da düzmece. Evet. En iyi inceleme merkezde yapılan incelemedir. Müfettiş Bey. Hastane personeli hakkında gerekli araştırmayı yaptığınıza göre... Benim hakkımda da yeterli bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Kişilikleri ne olursa olsun, korkan ve bu korku yüzünden meydanı boş bırakan insanları oldum olası sevmem. Açıkçası seni de sevdiğimi söyleyemem. He. Sorularınıza yeterince cevap verdiğimi sanıyorum. Başka bir isteğiniz kaldı mı? Sana inanmamı istiyorsan istifanı geri alır, görevine devam edersin. Ayrıca bir isteğim daha var. Bugünkü konuşmamızı ve beni soruşturmanın sonuna kadar unutmanı istiyorum. Nedenini sorma. Hastanede başka bir kılıkta ya da baş başka bir kimlikte görürsen lütfen beni tanımamazlıktan gel. Bu soruşturmanın sonunda ismin temize çıkarsa eğer inan sevinenlerden biri de ben olacağım. Teşekkür ederim. gazetecilerin dar bir çerçeve içinde genellikle kendi görüşlerini yansıtan yazılar yazdıklarını hepimiz biliyoruz. Sizin yaptığınız araştırmanın da sonunda sadece sizin görüşlerinizi yansıtacağına eminim. Bütün gazeteciler aynı yapıyor, aynı görüşe sahip değildir. Bazı gazeteciler olayları yüzeysel olarak ele alır, kendi görüşleriyle bütünleştirir. Bazıları ise işin derinliğine iner, araştırır, bulur ve bulduğu gibi de yazar. Peki siz hangi tip gazetecilere dahilsiniz? Sadece gerçekleri yazanlara. Hangi konuyu araştırdığınızı öğrenebilir miyim? Elbette. Hastanelerle ilgili kötü olayları araştırıyorum. Kötü olaylar öyle mi? Ya iyi olaylar? Onlar incelenmeye değmez mi? Siz de bilirsiniz ki okuyucunun büyük bir kitlesi kötü olaylarla ilgilenir. E, doğal olarak siz de okuyucularınızın istediği doğrultuda hareket ediyorsunuz. Evet, bir bakıma. Pekala. Benden öğrenmek istediğiniz e, kötü olay nedir? Bir ayda kaç defa nöbet tutuyorsunuz? E, üç, e, en fazla dört. Peki nöbete gelmediğiniz ya da geldikten sonra hastaneden ayrıldığınız oldu mu? E, bugüne kadar nöbetlerimi aksatmadım. Ya siz? Ben de. Sorularımı açık kalplilikle cevaplandırdığınızı sanmıyorum. Verdiğimiz cevaplara inanıp inanmamakta serbestsiniz. Haklısınız. Yanılmıyorsam 20 gün önce hastaneye ağır yaralı bir genç getirilmiş. Nöbetçi operatörle hem nöbetçi hemşire nöbet yerlerinde bulunmadıkları için yaralı genç hayatını kaybetmiş. O gün hangi operatörün ve hemşirenin nöbetçi olduğunu söyler misiniz bana? Ee, bilmiyorum. Siz bilmiyorsunuz ama diğer doktorlar o gün nöbete hangi operatörün gelmediğini gayet iyi biliyorlar. Nöbet çizelgesi yapılırken her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplanır. Bu nedenle bir veya iki operatörün gelmemesi işleri aksatmaz. Ya aksatırsa o zaman ne olur? nöbetçi operatör hakkında soruşturma açılır. Sizin hakkınızda hiç soruşturma açıldı mı? Nöbetlerimi aksatmadığımı söylemiştim size. Bakın hmm. bu gördüğünüz 20 gün önceki nöbet çizelgesinin fotokopisi. Hmm. Bu çizelgede sizin ve hemşire hanımın da ismi var. İsminiz olmasına rağmen ikiniz de nöbete gelmemişsiniz. Evet doktor. ...yalan söylemek için erken davrandınız. Doğruyu söylemek içinse... ...çok geç kaldınız. Görüşmemiz bitti. Hemen burayı terk edin. Biten sadece görüşmemiz değil. Yanılmıyorsam siz de bittiniz doktor. Düşünceleriniz beni ilgilendirmiyor. Yakın bir zamanda ilgilendirdiğini göreceksiniz. E, bütün gayretlerin canı cehenneme. Ah, şu anda hayatın... Kravatın düğümüne ve benim sinir sistemime bağlı ne, Nefes alamıyorum Hı. Bırak kravatımı Aa, Titremeye başladın Yoksa ölmekten mi korkuyorsun? Ya he? olsun Saygılı sana. konuş Yoksa boynunu kırmaktan mutluluk duyarım Sen de elini telefondan çek hemşire e, e, Tamam tamam e, Sözlerim için e, e, şey ederim Şey e, senden e, şey Özür duymadım, dilerim. duymadım. Ay. Yüksek sesle konuş. Özür dilerim. <laughs> Benden hoşlanmadığını, çalışma yöntemimden nefret ettiğini biliyorum. Seni yeterince tanımıyorum. Ama işine gösterdiğin özene saygı duyuyorum. Bence iyi birisin. Teşekkür ederim. Tabloyu seyrederken konuya girmen için dua ettiğine eminim. Seni buraya dertleşmek, iyi bir insan olduğunu tartışmak için çağırmak. Biliyorum. Seni az tanımama rağmen karakterin hakkında yeterli bilgiye sahibim. Sudan sebeplerle beni çağırmadığına eminim. Bu ilaçlarla eczanemi açmaya karar verdin. Hayır. Seni buraya çağırmamın nedeni gördüğün ilaçlar. Bu ilaçların ne işe yaradığını söyler misin bana? Bakayım. Çoğu ağır bakalarda kullanılıyor. Bozuk olabilirler mi? Bunu anlamak için son kullanım tarihlerine bakmamız yeter. Bakayım. Hayır, hayır, bozuk değiller. Ha, güzel. Eczanelerden reçetesiz alabilir miyiz? Kesinlikle alamazsınız. Elinizde reçeteniz dahi olsa bu ilaçları eczanelerden almanız imkansız. Neden? Bu ilaçları eczanelerde bulamazsınız. Ya hastanede. Hastane için gerekli olan ilaçları bakanlık gönderir. Hı. Bildiğim kadarıyla hastane eczanesinde yeteri kadar var ve bu ilaçlar sadece hastanede yatan hastalara verilir. Dışarıya kesinlikle verilmez. <laughs> Şu andaki fiyatları hakkında bilgin var mı? İlaçlar hastalara ücretsiz verilir. Dışarıda ise kara borsacılar tarafından astronomik rakamlara satıldığını duydum. Sadık Bey. Evet. Senin işbirliğine ihtiyacım var. Bu nedenle bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Bu ilaçlar sadece hastanenizin eczanesinde bulunmuyor. Bodrum'unuzdaki dolapta bir sürü var. Bana inanmazsanız gidip ya. gözlerinize görebilirsiniz. Yok, imkansız. Ben daha imkansız şeyler gördüm. Ama hiçbir zaman senin kadar şaşırmadım. Belki de sen haklısın. Çünkü aklına gelen şeylerin doğru olmasından korkuyorsun. E, sence o oda ecza deposu olarak <laughs> kullanılmış olamaz mı? Yok, yok beni güldürme. Hastanede bir sürü boş oda dururken hurda deposu olarak kullanılan odada mı? Hı? Ya doktor. Daha inandırıcı bir sebep bulmalısın. Bak doktor. Bu ilaçların o odaya hangi amaçla konduğunu bulmak zorundayız. Bunu öğrenebilmemiz için de işin kimin tarafından yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu da ancak senin yardımınla mümkün. Pekala. Pekala sana yardım edeceğim. Güzel. Gördüğün fotoğraf makinesi Teknolojik bir harika... Gece saat 2'de başlamak üzere... Her 5 dakikada resim çekecek şekilde ayarladım... Yapacağın tek şey... Odanın giriş kapısını... Ve ilaçların doldurulduğu dolabı görecek şekilde... E, makineyi yerleştirmek... Sabah makinenin içindeki filmi çıkartarak... Yenisini takacaksın... Bu işlemi 3 ya da 4 gün devam ettirmeni rica ediyorum senden... Fotoğraf makinesinin üzerine... O, objektifini açıkta kalacak şekilde kapatmayı da unutmasak... Tamam tamam... Ee, sen ne yapacaksın... Ee, ...kara bağlantı kurup... ...hastanede... E, ...uzantıları olup olmadığını... ...öğrenmeye çalışacağım. Araba sanki beni takip ediyor. Sokak karanlık. Benden başka da kimse yok. Evet Evet, evet. Beni takip ediyor. Caddeye çıkmalıyım. Aman Allah'ım. çıkmaz sokağa girdim. Ah. Allah belanızı versin. Benden ne istiyorsunuz? <laughs> Bizi aradığını duyduk. Siz kimsiniz? <laughs> Biz özel kişileriz. Kara borsacılar. <laughs> Yo hayır. Pazarlamacılar. Bunun hesabını size soracağım. Hesap mı? Hangi hesap? Şu anda kozlar tamamen bizim elimizde. Ne hesap soracak halin var ne de geçmişini düşünecek zamanın. Geçmiş beni ilgilendirmiyor. Geleceğin de bizi ilgilendirmiyor. Ayaklarını tekerleğin altına sokun. Aa, bırakın beni. Sıkı tutun ona. Aa, aa. Beni iyi dinle. Arabayı biraz daha sürecek olursak aa. ayakların kırılır. Ama bunu yapmak istemiyoruz. Bizi daha fazla zor kullanmaya mecbur et. Yeter. yeter. Yeter yeter ne olur ne istediğinizi söyleyin. Ee, biz her işe burnunu sokan gazetecilerden nefret ederiz. Bu nedenle ilaç kara borsası ile ilgili gazetelerde yazı yazılmasından istemiyoruz. İlaç konusunu kapat ve başka haber bulmaya çalış. Bütün istediğiniz bu mu? Evet. Düşünmen ve karar vermen için sadece iki saniyen var. Çok uzun bir zaman. Cevabın? Teklifinize hayır demek mümkün mü? He, bu sözler evet anlamına mı geliyor yoksa? He? Başka çarem var mı? Anlaştığımıza sevindi mi? Ben de. Güzel. Bu sadece uyarıydı. Bir dahaki sefere ölebilirsin. Tanrım. Bana yapılanları hiç kimse görmese de sen gördün. Senin huzurunda yemin ederim ki... Bana yaptıklarını burunlarından fitil fitil getireceğim. Sana. Araba çarptı. Şaka yapıyorsun. Şaka mı ne şakası? Araba çarptı. Önce yaralarını temizleyelim. Hay Allah. Hay Allah. Oh, Telefon, oh, Telefonda oh. anlamıştım başına bir şeyler geldiğini. Oh. anlamıştım. Bu ilaç yaradan fazla acı veriyor. Dayanmaya çalış. Yara oldukça derin. Hastane dikilmesi gerekiyor. Boş ver. Birkaç güne kadar iyileşir. Dikilmezse yara izi kalır. Meraklanma. <laughs> ...güzelliğim bozulmaz. O anlamda söylemedin mi? Biliyorum biliyorum. Hastaneye gidersem olaya polis karışır. Vücudumdaki yaraların nedenini sorarlar. Ee, kaza geçirdiğimi söyleyemem. Çünkü kaza geçirenler... ...birkaç saatliğine yoğun bakıma alınarak... ...genel bir muayeneye tabi tutulurlar. Bana uygulanacak genel bir muayene ...vücudumdaki diğer yaraları da ortaya çıkartırdım. Yaralar ve ezikler kaza sırasında oldu desem de... Bacaklarımdaki tekerlek izlerini onlara anlatamam. Ayrıca başımın arka tarafında kocaman bir şiş var. Kaza geçiren birisinin her tarafı yaralanmaz. Benimse yaralı olmayan sağlam bir yerim yok. Peki sana yapılanları sineye mi çekeceksin? Sineye çekeceğimi söylemedim. Polisi bu işe karıştırmak istemiyorum. Polis karışırsa her şey çorap sökü gibi ortaya çıkar. Haklısın. Elbiseleri getirdin mi? Ha, evet. Güzel. Evet. Elbiseleri değiştirecek uygun bir yer bulalım şimdi. En uygun yer şu yandaki hanın girişi. Kara borsacıları buldun mu? Ben onları bulamadım ama onlar beni buldu. E, sonuç? <laughs> ezik ayaklar, patlamış dudaklar, şişmiş bir göz, yarılmış bir kafa, dağılmış bir surat. İşte sonuç. Sözlerinden hiçbir şey anlamadım. Kısacası doktor beni bu hale kara borsacılar getirdi. <laughs> Kötü bir buluşma. Sağ kaldığına dua et. Doğanın ne yeri ne de zamanı. Elbiseler için teşekkür ederim. Önemli değil. Gidelim doktor. Gelin. Günaydın Doktor bey. Günaydın. Seni pijamalarla karşıladığım için özür dilerim. Saat kaç? İkiye geliyor. Aa, oldukça geç olmuş. Bodrum'a sakladığımız fotoğraf makinesi işe yaramış. Resimler net mi? Tahminimden daha net. Ah, bakayım. Oh, evet. Resimler çok net çıkmış. Hı -hı. Hemşireyi tanıyor musun? Tanıyorum. Ya sen? Doktor Müjdat'ın odasında görmüştüm. Oyunun birinci perdesi sona erdi. İkinci perdesi biraz dramatik bitebilir. Galiba haddinden fazla ön yargılı davranıyorsun. <laughs> Dünyada hiç kimse herhangi bir ön yargının etkisinde kalmadan karar veremez. Her insanın belirli ön yargıları, belirli duyguları, belirli tepkileri vardır. Bu ön yargıların kötü ya da zararlı olması gerekmez. çoğu zaman olumludur. Zeka ve mantıkla işbirliği yapar. Şimdilik benim ön yargılarımı bir kenara bırakalım. Hı hı. Mesleğiniz gereği hastanelerle ilgili konularda eh, benden daha tecrübeli olduğunuzu biliyorum. İlaçların kaynağı hakkında bana yardımcı olmanı rica ediyorum. sen. Nasıl? Bu hemşirenin hastalara verdiği tüm ilaçları kontrol etmeni istiyorum. İlaçların işlendiği tabloları, hastane eczanesine gönderilen reçeteleri... ...aklınıza ne gelirse araştırmanı Ama istiyorum. İstediğini yapabilmem için zamana ihtiyacım var. Kaç gün istersin? Bir gün, iki gün, üç gün ya da beş gün... E, hayır dostum hayır Ben bu işin hemen yapılmasını istiyorum Bunları söylerken emir verdiğimi sanma sakın Araştırmayı sonuca bağlamak zorundayım Yoksa bana görev verenlerin sabrı taşar Anlıyorum e, Sadece anlaman yetmez tabi e, Kısa sürede yapılan araştırmanın sağlıklı olmayacağını sen de biliyorsun e, Başka çarem var mı? Bilmiyorum ama bulabilirsin Gel e, masanın üzerine bırak. Servis yapmamı ister misin? E, hayır hayır teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kahvaltı için oldukça geç bir saat. Zamanınız varsa beraber kahvaltı edebiliriz. Hastaneye dönmem gerekiyor. Ama bir bardak çayını içebilirim. Güzel. Tok karnına daha iç açıcı şeyler konuşabiliriz. Bu araştırma hastaneler hakkındaki kötü imajı silecek mi? Kötü olan hastaneler değil insanlar. Hastalarına bir baksana doktor. Yaşamak için uğraş veriyorlar. Sonu ölümle de olsa deneme kendilerini saran çelik çemberi kırmak zorundalar. Onlara yardım etmek için çemberdeki ayrı kodlarını temizlemek gerekiyor. Doktor olduğun halde iltihaplanmış bir yarayı temizlerken tiksinir. Midenin bulandığını hissedersin. Ama hastayı bırakıp gidemezsin. Çünkü Görevin ne şekilde olursa olsun yarayı temizlemektir ve hastayı iyileştirmektir. Tiksinti ve mide bulantısı sadece senin sorunundur. Hastanın sorunuysa iltihaplanmış yara. Senin sorunun geçicidir ama hastanın sorunu ölümle bağlantılıdır. Yara temizlenmezse gideceği tek yer mezarlıktır. Bizim amacımız hastaları mezara göndermek değil, yaşatmak doktor. Emin. Doktor Müjdat hakkındaki kişisel görüşlerini söyler misin bana? E, hastanede dört tane Müjdat var Sen hangisini soruyorsun? Operatör olanı Silik birisi Sadece o kadar? Evet Ya hastalara karşı tutumu Diğer doktorlardan farkı yok <laughs> Benim duyduklarım Doktor Müjdat'ın diğer doktorlardan oldukça farklı olduğunu açıklıyorum Duydukların yalan olabilir Doğru da olabilir e, Doğru olması diğer doktorlardan farklı olduğunu göstermez Düşünce yapısı olarak belki ama ahlak yapısı olarak diğer doktorlardan farklı. Doktor Müjdat hakkında neler duyduğunu söyler misin? Nöbetçi operatör bulunmadığı için ameliyat masasında kan kaybından ölen genci sanırım hatırlarsın. Evet, evet Hı. hatırlıyorum. Hı. Ölen gencin ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ve Müjdat hakkında ölüme sebebiyetten dava açılmasını istemiş. Yersiz bir istek. İfadeyi alan savcı da seni gibi düşünmüş ve yersiz bir istek diyerek olayı geçiştirivermiş. Doğru olanı yapmış. Belki de sen haklısın ama aklıma bir şey takıldı doktor. Aynı şey senin ailenden birisinin başına gelseydi. Sen de savcılığa suç duyurusunda bulunsaydın. Acaba sana inanırlar mı? Elbette. Neden? Çünkü ben hastane personeliyim. Hastane personelinin dışarıdaki insanlardan ya da hastalardan farkı yoktur. Canım söz konusu adam başarısızlığa uğramadan yıllardır çalışıyor. Bu seviyedeki biri ismine leke sürülmesini istemez. Hayır <laughs> hayır. Sözlerimi iftira olarak düşünme doktor. Çünkü hayatım boyunca suçsuzların felaketi için oy kullanmadım. <laughs> Gün çok güzel. Evet, çok güzel. Ama beni havanın güzel olduğunu söylemek için çağırmadığınıza eminim. Haklısınız. Çalıştığım gazete hastanenizle ilgili bir röportaj için beni görevlendirdi. Bunu biliyorsunuz. Evet. Yazıyı hazırlarken hastanenizde ilginç, akıl almaz olaylarla karşılaştım. Ama son karşılaştığım olay diğer olaylarla kıyaslanamayacak kadar iğrençti. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Konuşmamı kesmezseniz neden anlattığımı öğrenirsiniz. Çünkü bu olay sizi yakından ilgilendiriyor. Beni mi? Evet, sizi ilgilendiriyor. Pekala. Beni ilgilendiren konuyu anlatın. 20 gün önce hastanenin bodrum katındaki eski eşyaların konulduğu odada ilginç bir şeyle karşılaştım. Odadaki eski bir dolabın içi ağzına kadar ilaç doluydu. İlginç dediğiniz konu bu mu? Biraz sabırlı olun. Bodrum katındaki odada bu kadar çok ilacın bulunması ilgimi çekti. Bu ilaçların piyasada bulunmayan pahalı ilaçlar olması da ilgimin artmasına sebep oldu. İlaçların hangi amaçla o odaya konduğunu araştırmaya başladım. Ve sonunda amacın ne olduğunu buldum. Hastane personelinden bazıları ya da bazıları değil de sadece birisi ilaçları yavaş yavaş çalıyordu. Gerçekten oldukça ilginç. Lütfen devam edin. Önceleri bu ilaçların hastalara verilen ilaçlar olduğunu sandım. Ama biraz düşününce bunun tamamen imkansız olduğunu anladım. Hastalara verilen ilaçlar listelere işleniyordu. En aptal birisi bile bu listeleri kontrol ettiği zaman hastalara verilen ilaçların çalındığını anlardı. Hemen araştırmanın yönünü değiştirdim ve kısa süre sonra ilaçların nasıl çalındığını buldum. Nasıl çalınmış? Hastane eczanesinden. <laughs> İmkansız. Neden? Eczanedeki ilaçlar her ay düzenli olarak sayılır. Haklısınız. İlaçlar servis doktorlarının imzaları taklit edilerek reçetelerle çalınıyordu. Bu nedenle sayımlar sırasında ilaçların çalındığı anlaşılmıyordu. Ee, hırsızları buldunuz mu? Şimdilik sadece birini bulabildim. Kimmiş? Resimlerdeki kişi. <laughs> hayır, hayır fotoğraftaki ben değilim. Bilgilerine başvurduğunuz kişilerin çoğunlukla yalan söylediklerine eminim. Yalana, iftiraya ve kine dayanan suçlamaları dikkate aldığınızda hazırlayacağınız raporun tarafsızlığı herkesi kaygıya düşürür. Kesin bir dille bilgisine başvurduğum kişilerin yalan söylediklerini ileri sürdünüz. Peki ya siz? Acaba siz de yalan söylemiyor musunuz? Bu hastanenin çatısı altında yaptıklarınızı anlatırken... ...acaba sadece gerçekler mi söylediniz? <laughs> Eminim ki hayır. Kimi zaman doğruyu söylediniz, kimi zaman yalanı tercih ettiniz. Benimle konuşurken ölçülü ve saygılı davranmanızı tavsiye ederim. Ya tavsiyenizi tutmazsam? O zaman hak ettiğiniz şekilde cevabınızı alırsınız. Ölçüsüz ve saygısız mı? Evet. Gel. İstediğiniz dosyayı getirdim. Başka bir emriniz var mı? Ee, hayır, gidebilirsin. Evet, işte gündem dosyası. Doktor Sadık'ın yaptığı hatalı ameliyatla ilgili otopsi raporunun e, sağlık kurulu kararını bulamadım. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz? Sadık'ın hatalı ameliyat yaptığını size kim söyledi? Sağlık kurulu dosyasındaki gündemim söyledi. Yanlış okumadıysam gündemin dördüncü maddesi aynı şöyle diyor. Doktor Sadık'ın yaptığı hatalı ameliyatın görüşülmesi. Eki otopsi raporu. Bazı nedenlerle bu ameliyatın gündeme alınması gerekiyordu ama daha sonra yapacağımız soruşturmanın saçmalık olacağını düşünerek e, bu maddeyi gündemden çıkarttık. Daha inandırıcı konuşun. Gündeme alınan her konunun sağlık kurulu karar defterine işlenmesi gerektiğini benden iyi biliyorsunuz. Ama defterde bu maddeyle ilgili tek satır yok. Neden? Gündemden çıkarttığımızı söylemiştim. Dördüncü maddeyi gündemden kim çıkarttı? Siz mi? Yoksa Sağlık Kurulu? Sağlık Kurulu. Hmm. Sağlık Kurulu dördüncü maddeyi gündemden çıkarttıysa çıkarılış nedeninin karar defterine yazılması gerekirdi. Neden yazılmadığını sormayacağım çünkü sormak istediğim başka bir şey var. Dördüncü maddenin iki olan otopsi raporu nerede? Efendim hastanın ailesi otopsi yapmamıza izin vermedi ki. Aa ilginç. İlginç olan nedir? otopsi yapılmadan ameliyatın hatalı olduğuna karar vermeniz. Ayrıca ilginç olan başka bir şey var. Dün otopsi servisinin kayıt defterini inceledim. Defterde otopsinin yapıldığı yazılıydı. Bakanlığa gönderilen şikayet mektubu da bu konuyla ilgiliydi. Gördüğünüz gibi şu anda her şey sizin aleyhinize. Bu sabah ölenin ailesi ve savcılıkla görüştüm. Cesedin mezardan çıkartılarak otopsi yapılması için izin aldım. Bu şekilde neden öldüğünü ve öldükten sonra otopsi yapılıp yapılmadığını öğrenebiliriz. Bunu yapamazsınız. Gerçeği söylerseniz otopsiden vazgeçerim. Otopsi hasta öldüğü gün yapıldı. Hmm. Sonuç? Sonuç Doktor Sadık'ın suçlar nitelikteydi. Sağlık kurulu bu konuyu görüştü mü? Ee, evet. E, sağlık kurulu Doktor Sadık'ın suçlu olduğu görüşüne vardı. Buna Doktor Sadık'ın tepkisi ne oldu? İkinci kez otopsi istedi. Kabul ettiniz mi? Hayır. Neden? Bu sorunun cevabını ben biliyorum. Doktor Sadık'ın teklifini kabul etmemenizin tek nedeni vardı. İkinci otopsi yapılırsa düşünceleri doğru çıkabilirdi. Onun düşüncelerinin doğru çıkması da hiçbirinizin işine gelmiyordu. Ayrıca müfettişin geleceği bir sırada böyle bir işe kalkışmak delilikten başka bir işe yaramazdı. Doktor Sadı, bu şekilde suçlamanızdaki amaç neydi? Amaç mı? Hayır, ee, e, Doktor Sadı suçlamamızın tek nedeni e, otopsi raporuydu. Hmm, bütün kabahat otopsi raporunda, öyle mi? Ee, evet. Nöbet çizelgelerinizi ve imza defterinizi kontrol ederken... ...nöbetçilerinizden bazılarının nöbet defterlerini imzalamadıklarını tespit ettim. Anladığım kadarıyla personelinizden bazıların nöbete gelmemeyi, bazıları da geldikten sonra kaytarmayı alışkanlık haline getirmişler. Bu zihniyetteki kişilere hangi cezaları verdiğinizi öğrenebilir miyim? E, bu kişilere genellikle Hı. kınama ve ihtar cezaları uygulanır. Genellikle dediniz ama ben personele ait dosyaları incelediğimde cezaların genellikle değil de istenildiği şekilde verildiğini gördüm. İdari hizmetler sınıfındaki memurlara, müstahdemlere, hasta bakıcılara, ebelere çeşitli cezalar verilmiş. Onlardan daha ağır suçlar işleyen doktor ve hemşirelere ise en ufak ceza verilmemiş. Bu şekilde bir kayırma hem personel arasında ikilik çıkmasına hem de idari mekanizmanın çalışmamasına neden olur diyeyim. mi? İdari mekanizma çalışmayınca da bugünkü gibi çürümeler ve iğrençlikler başlar. Girin. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Bakanlıktan acil bir mesaj geldi hmm. Aa, Soruşturma sona erinceye kadar Görevimden alındığımı bildirmişler Yerime bekaleten Doktor Sadık Bakacakmış Çok yerinde bir karar Bunu yapanlar işten anlamayan Sorumsuz kişiler söylediler. Sizden müfettiş bey görüşmek istedi. Siz ha? Evet ben. Gazeteci Cengiz diğer bir tanımlamayla müfettiş Cengiz. Lütfen oturun. Sizinle ilk görüşmemiz belirli bir çerçeve içinde geçmişti. Bu yüzden konuşurken, soru sorarken sizi kırmamaya özen gösterdim. Hatta sizi suçlayacak, töhmet altına sokacak, küçük düşürecek bir harekette de bulunmadım. Kısacası o gün haddinden fazla olgun davrandım. Ben yalan söyleyen insanlardan nefret ederim. Aslında insanın ahlakı kendisini ilgilendirir. Ve önemli olan şey yaptığı iştir. Evet, siz de bir iş yaptınız ama kötü bir iş. O günkü konuşmamızdan sonra geniş kapsamlı bir araştırma yaptım. Ve hakkınızda çok ilginç şeyler öğrendim. Kötü bir kumarbaz ...kötü bir hemşiresiniz. Bu kadar hakarete dayanamam. Size iyi günler. Yerine otur. Kumar oynuyor musunuz? Hı? Anlaşılan soruya cevap vermek istemiyorsunuz. Sadık Bey, soruya sen cevap verir misin? Elbette. Tanık ifadeleri... ...hemşire hanımın kumar müdavimi olduğunu doğruluyor. Çeşitli kumarhanelere... ...yaklaşık 200 milyon borcu olduğu da... ...toplanan bilgiler arasında... Öğrenebildiklerimiz şimdilik bu kadar İnsanların özel hayatına karışmayı oldum olası sevmem Bu özel hayat iş hayatını mahvediyorsa o zaman her şey değişir Dünya aynıya benzer Bir tarafı aydınlık diğer tarafı ise karanlıktır İşten pazarlıklı, sahtekar, riyakar ve topluma zararlı kişiler Gerçek yüzlerini saklayabilmek amacıyla karanlık tarafa yaklaşmayı daha uygun bulurlar sizin de bu kişilerden olduğunuzu açıkça söyleyebilirim. Ya siz? Buna hiç düşünmedim. Düşünün. Zamanı gelince. Zamanı geldi. Ya olabilir. Ama yapmam gereken daha önemli işler var. Ne gibi? Mesela sizi ezmek gibi. Elinizdeki resimlerle mi? Evet. Bu hastanede tip olarak bana benzeyen on tane hemşire var. Acaba gizlice çektiğiniz o resimler hangimize ait? Size hemşire <laughs> Bu sadece sizin düşünceniz. İyi bir avukat sizin bu düşüncenizi her zaman çürütür. Yok yok. Yo. Bizim mesleğin garip tarafları vardır. Herkesin dört elle sarıldığı kanıtların bizde değeri yoktur. Bu nedenle her zaman daha kuvvetli ve çürütülmeyecek deliller ararız. Bulduğumuz delillerle mahkemeye sevk ettiğimiz suçluların savunmasını da hiçbir avukat almak istemez. Lüks kumarhanelerin müdavimi olduğunuzu, bazı seanslarda yüklü paralar kaybettiğinizi biliyoruz. Aldığınız maaşla bu kumarhanelerde kumar oynamanız, hatta içeriye girmeniz bile mümkün değil. Bize kumar masalarında kaybettiğiniz paraları nereden ya da nerelerden aldığınızı söyler misiniz? Ailemden. Ha, ah, beni saçma sapan cevaplarla güldürmeyin rica ederim. Ailenizi araştırdım. Babanızın emekli maaşından başka bir geliri yok. Saf ve temiz birisi olmadığınız apaçık ortada. Çaldığınız ilaçlarla kumar borçlarınızı kapatmaya çalışmanızsa affedilmez bir suç. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sadece suçunuzu kabul etmenizi istiyorum. Ya kabul etmezsem? Suçlamaları kabul ederseniz sadece ilaçları çaldığınız için ceza göreceksiniz. Kabul etmezseniz daha başka şeyleri de ortaya döküyorum Bana şantaj yapıyorsunuz Nasıl kabul ederseniz Pekala İstediğinizi kabul ediyorum Önünüzdeki dosyada iki tane belge var Birisi itirafınızı içeriyor Diğeri ise istifanızı Tamam İmzaladım Güzel Gidebilirsin Her şeyi sessizce kabullenmesi Bana biraz garip geldi Güvendiği yerler olmalı Sanmıyorum İmzaladığı belgeler yüzünden Ona hiç kimse yardım edemez Gel. İyi günler doktor bey. İyi günler. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Adım Yavuz Gezer Sadık Bey. Akıl hastanesinde doktorum. Tanıştığımıza sevindim. Adım Avni. Başhekimlik görevimi Sadık Bey'e devretmek için buradayım. Teşekkür ederim. Buyurun oturun rica ederim. Hastanemizde meydana gelen tatsız bir olay için sizden özür dilemeye geldim. Tatsız bir olay mı dediniz? Evet tatsız bir olay. Üç ay önce hastanemizden kaçan bir hastanın... ...burada bir sürü olaya sebep olduğunu öğrendim. Bir dakika bir dakika bulmaca gibi konuşuyorsunuz. Hastanızın kim olduğunu söyler misiniz? Hastamın adı Cengiz. Cengiz mi? Evet. evet bu isimde birini tanımıyorum. Aslında çok iyi tanıdığınıza eminim. Tanımadığımı söyledim. Ya müfettiş Cengiz? Onu tanıyor musunuz? Müfe müfettiş Evet. Gayet iyi tanıyorum. Benim hastam olan Cengiz'le sizi teftişe gelen müfettiş Cengiz aynı kişi. Hadi canım alay mı ediyorsun arkadaş? Hayır, gerçeği söylüyorum. Ya yani müfettiş Cengiz bir bir akıl hastası öyle mi? Ha, a, 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 ha. Alo alo acil servis. Acil servis lütfen yardıma koşun. Beni çıldırmak üzere. Evet. 啊啊啊。Ah, ah, ah.